Boyun Starfield'ın olamadığı oyun mu peki? Değil mi ya? Gezegenden gezegene gidince fark ediyor aslında. Şu aşağı düşersek ölür müyüz acaba? Selamlar herkese, ben Özgür. Bugünkü videomuzun konusu, şuradan da anlamış olabileceğiniz gibi, Little Company. Geçtiğimiz ay çıkış yapan, Ekim'in son günlerinde çıkış yapan ve özellikle bugünlerde inanılmaz bir popülerliğe kavuşan bir oyun. %97'nin üzerinde olumlu inceleme var şu anda Steam üzerinde ve anlık olarak eş zamanlı oyuncu sayısı da 180 bini geçmiş durumda. Bunun sebebine tabii ki videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz ama bu videoda oyun yaklaşık olarak birkaç saat deneyimleme fırsatı buldum. Bu deneyimlememin ardından da oyun neden sevildi? Ben de açıkçası oyunu sevdim. Bu tarz oyunları çok sevmem ama ben neden sevdim? Bunları size kısaca anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Ama videomuza geçmeden önce sizden ufak bir ricam var. Bana destek olmak için tam şu anda bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet, şura kilitli zaten. Bir saatlik yap da. O ne lan? Bir şey var içeride. Aa. Girme, girme, Ama girme. açılmıyor ki Devam. zaten ora. Hayır, burada bir canavar var mı? Görmedin mi? Gördüm de içi kapı açılmıyor zaten. Öbür tarafta kalmış. Oyunun bug'ı bence. Baksana bir, baksana şimdi. Ama o tarafa gitmemeye Ama... özen göster yani. Ama Aa, şurada arkamda. gelmedi galiba, değil mi? Yok. Lan sattın hemen. Şerefsiz. Nereye gittin oğlum? Sattın Oğlum sen çıkmadın bence. hemen. Bak hayır. Çıkınca sola döneceğiz, tamam mı? Sağda şu an. Ben gördüm sağa gittiğini. Sola döneceğiz. Okey mi? Tamam, sen Ben mi liderlik et. gidiyorum? Sağ, eyvallah kardeşim benim. Gidiyorum. Gel, sakin ol. Sakin. Herkes sakin. Gelen giden yok. Sakin. O sanki buraya geldi var ya. Yok yok, öbür tarafta ya. Gittiğini gördüm öbür tarafa. Aha gel, burada bir şeyler var, gel. Aha tüp aldım. Oha. Bunu ne yapacağım bu tüpü? Bir şeye de yaramıyor Burada başka bir şey yok. tüp. İyi, neyse tüp aldık. Şansımızı Güzel. zorlamayıp dönsek mi acaba? İki dakika bakalım Aa, ya. bilgisayardaymış lan. Bu ne lan bu? Oğlum. Abi, al. Bilgisayar değil ki, kanal şey girişi, havalandırma girişi bu. Hayda. Oha Geliyor. geliyor Geliyor. direkt, direkt. Hasan kardeşim, görüşürüz, kendine iyi bakıyorsun. Nasıl bir oyun? Hemen bu sorunun cevabıyla videomuza başlayalım. İsterseniz tek kişi de girebiliyorsunuz oyuna, isterseniz 4 kişiye kadar arkadaşlarınızla birlikte de oyuna girebiliyorsunuz. Temelde bir co-op korku oyunu, hayatta kalma oyunu da bir yandan, ama daha temelde korku oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda Steam üzerinden satışta, ne yazık ki artık Steam dolara geçtiği için 5,70 dolar tarzı bir şeye satılıyor diye hatırlıyorum. Daha öncesinde 40 lira gibi bir fiyatı vardı, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hikayesi, evet, oyunun bir hikayesi de var ama biraz arka planda geçiyor. Yani daha derinlerine inerseniz, araştırma yaparsanız hikayesini öğrenebiliyorsunuz. Tabii ki oyun içerisinde değil, dışarıda araştırma yaparsanız hikayeyi öğrenebiliyorsunuz. Oyun aslında temelde şöyle bir oyun. Kaç kişi oyuna girdiyseniz, diyelim ki 4 kişi girdiniz varsayalım. Oyunda 4 arkadaş bir şirkette işe başlıyorsunuz ve amacınız terk edilmiş bazı uydulardan gidip hurdaları toplamak. Tabii ki böyle söyleyince çok basitmiş gibi geliyor. Bir gezegene, işte uyduya gidip oradaki hurdaları toplayıp dönüyorsunuz gibi oluyor ama hayır, her gezegende 3 günlük bir süreniz var. Yani 3 gün içerisinde sizin oradan hurdaları toplayıp tekrardan geminize dönmeniz gerekiyor. Her günün akşamına tekrardan dönmeniz gerekiyor. Bunu zaten videonun ilerleyen kısımlarında oynanış tarafında sizlere anlatmış olacağım. 3 gün boyunca 12 uydudan istediklerinizi gidip gerekli malzemeleri, yani hurdaları toplayıp en sonunda tekrardan şirkete götürüyorsunuz, onları veriyorsunuz. Ulaşmanız gereken bir sayı var. Atıyorum işte 500 değerlik hurda toplamanız gerekiyor. O değere ulaşıp tekrardan götürüyorsunuz. Tabii ki 3 gün süreniz var. Eğer ulaşamazsanız kovuluyorsunuz ya da ulaşıyorsunuz, sonraki görevinize devam ediyorsunuz. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ay ay. Aa, you are fired. You did not meet the profit quite before deadline. Bu şekilde oyun ilerliyor. Enteresan bir bilim kurgu havası var oyunda. Böyle sanki ütopik bir gelecekte geçiyor gibi. Yani tam böyle Amazon'da dizisi yapılacak bir evreni var gibi oyun. O yüzden enteresan olmuş. Şunları eline al bakayım. Niye alıyorum? Satacağız işte. Ha, öyle mi? Ha. Burası işte şey. Satılan yer herhalde. Şuraya koyuyoruz diye. Not holding items mı? Ha.
Al hocam. Al. Sen de koy. Koydum. Çaldım zili. Buyurun. Al. Ne oluyor lan? Sen de bassana şu zili. Hah dur. Hop. Gitti. Gitti. Ya tam böyle bir şey var mı abuk acaba? Subuk bilim kurgu evreni gibi değil mi? Peki oyunu kim geliştiriyor bu arada? Bunu söylemiş olalım. Oyun tek kişi tarafından geliştiriliyor. Zaten ilerleyen kısımlarda bazı eleştirilerim olacak. Bunlar da tek kişi geliştirdiği için çok da aslında eleştirilecek noktalar değil. Ama yine de eleştiri tabii sonuçta. Aslında hemen bu eleştiri kısmına gelelim. Tasarım var. Zaten şu an siz oyunun videolarını görüyorsunuz. Biraz eskimiş bir tasarımı var oyunun. Yani görsellik anlamında çok eski yapıda bir oyun. Yani bağımsız olduğu kendini çok belli ediyor. Ama dediğim gibi tek bir kişi geliştirdiği için ve çok da büyük bir ihtimalle bütçesi de yok geliştiren kişinin. O yüzden aslında normal karşılanabilir bu durum. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu tasarımdaki sorunlardan dolayı, grafikteki sorunlardan dolayı oyunda bazen ne olduğunu anlamayabiliyorsunuz. Bu biraz sıkıntı çünkü oyunda hani öldüğünüz zaman direkt ölüyorsunuz ve bayağı hani oyundan kopuyorsunuz. Bu yüzden hani tek atışta gidebildiğiniz için oyunun hatasından dolayı yani tam geliştirilemediği için tasarım kısmı biraz eksik olduğu için ölmeniz biraz can sıkabiliyor. Ara sıra başınıza gelen bir durum değil. Her günde bir kere başınıza geliyor. Bu düşman mı acaba yoksa ağaç mı görüyorum şu anda? Nereye gitmem gerekiyor? Her yer birbirine benziyor sıkıntısını çekebiliyorsunuz. Tasarım daha güzel olsa tabii ki daha keyifli olurdu ama dediğim gibi tek kişi geliştirdiği için çok da geliştirmeye gerek yok. Böyle geminin etrafında bir slime gibi bir şey dolanıyordu. Şeyde o haritada işte gösteriyordu. O tepede bak. Yok lan ağaçmış o. Oyunun tasarımı dandik olduğu için her şey birbirine benziyor. Adam tek başına yapmış. Aynen bir kişi yapmış. Aynı yere geldik. Şöyle dinleyeceğiz. Biz çıktığımızda saat 5'ti. Ne ara 7.30 oldu? Bakın bu gezegende zaman farklı atıyor. Aa dur. Aa, açıyordum az kalsın dur. Bu neredeyiz biz? Anlamadım. Aa buldum. Gel gemiyi buldum. Neredesin? Buraya. Ben koşamıyorum ya. Ya evet, koşma işi sıkıntı olmuş. Gemiyi buldum. Emin misin? Ha orada işte. Şey saatlik yap. Ha, geminin görmüyor. Etrafında yine şey var ha koş. Hasan! Hasan! Öldüm ben. Ölüyorum şu an öldüm. Lan ben sen ne yaptın? Oğlum gemiye gitsen ölüyor. Şu an göz göze bakışıyor. Oyunun öne çıktığı nokta ne peki? Açıkçası ben bu oyundan önce böyle bir sistem denendi mi bilmiyorum. Çok fazla böyle co-op oyunları oynayan biri değilim. Online oyunları oynayan birisi değilim. O yüzden daha önce denendim bilmiyorum. Denenmemiştir diye düşünerekten bu yorum yapacağım. Oyunun içerisinde bir haberleşme kısmı var. Yani direkt bir Discord gibi uygulama kullanmadan direkt oyun içerisinden de arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Tabii ki bu birçok oyunda artık var. Özellikle online oyunlarda var. Ama bu oyunda farklı bir şey denenmiş. Karakterler birbirine yakınsa ses normal geliyor. Ama karakterler uzaklaştıkça arkadaşınızın sesini duymamaya başlıyorsunuz. Ve belli bir noktaya gittiği zaman da tamamen ses kesiliyor. Sadece bununla da kalmıyor. Fabrikanın içine girdiğinizde biliyorsunuz her taraf metal, ses daha fazla yankı yapıyor. Böyle bir durumda da oyun içindeki ses de yankı yapmaya başlıyor. Arkadaşınızın sesini yankılı bir şekilde duyuyorsunuz. Yine aynı şekilde farklı ortamlarda sesler değişiyor. Bu da gerçekten oyuna enteresan bir atmosfer katmış. Mesela arkadaşımla oynarken ormanında bir kaybolduk ve birbirimize bağırarak iletişim kurmaya çalıştık. Bir noktada da evdeki arkadaşım çok bağırıyorsun diye bir uyarıda bulundu bana. Dur bakayım orada. Ya da sen git. Uzaklaş bakayım bir konuşarak. Alo 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 alo. Çok uzakta şu an sesin. Duymuyorum seni. Yoksun. Alo. Alo. Çok az geliyor. Çok az geliyor. Evet. Çok az geliyor. Ya, tamam. Çok şimdi. <yani. gülüyor> Tamam. Çok oğlum, kopmayacağız o zaman. Aynen. Aa o ses yankılı şey geliyor lan. Oğlum adam ayakmış lan. Aa. Oğlum çok acayip lan. Zaten aşağı peki. Yok. Yukarı. Yok. Aşağı mutlu ediyorsan o kadar oluyorsun. Tamam. Oyunun atmosferi de gerici olduğu için aslında bu bağırma kısmı da oyuna gerçekten ekstra bir hava katıyor. Gerçekten de güzel olmuş. Oyunun bana göre öne çıkan bir diğer noktası da dediğim gibi 12 farklı uyduya gidebiliyorsunuz. Aslında çok az. Oyunu tekrar tekrar oynadığınızda atıyorum işte 40. saat oynadığınızda haritayı ezberlemeniz gerekiyor aslında. Ama oyun burada da bir farklılığa gitmiş. Random generate ediyor haritayı. Aslında siz hep aynı yere iniyorsunuz ama giriş kapısı hep farklı bir yerde oluyor. Veya girdiğiniz zaman
Normalde işte giriyorsunuz bir bölgeye. 3 tane kapı oluyor önünüzde. Ölüp tekrar o bölgeye gittiğinizde kapılardan birisi kapanmış oluyor. Birisi farklı bir yere çıkıyor. Veya daha önce kullandığınız merdivenin önünde devasa bir şey oluyor ve orayı kullanamıyorsunuz. Bu yüzden haritayı ezberleyemiyorsunuz aslında. Sürekli girişleriniz kapatılıyor. Farklı yollar denemek zorunda kalıyorsunuz. Bu da aslında oyun için güzel bir hava katmış. Çünkü oyundaki tek tehdit canavarlar değil. Bir yandan da gece olmadan tekrardan geminize dönmeniz gerekiyor. Yoksa ölüyorsunuz. Ve oyunun labirent gibi sürekli değişen yapısı yüzünden de giriş kapısını sürekli aklınızda tutmanız gerekiyor ve ona göre ilerlemeniz gerekiyor. Ya sonra yukarıdan girelim gitmediğimiz. Bir şey diyeceğim, bak şu yoktu biz girerken. Aşağıda bal kabağı gibi bir şey var, görüyor musun? Doğru, aynen. Yok muydu? Yoktu. Yollar çok saçma. Bunun sebebi de şey galiba, random generate ediyor. O Doğru, yüzden bazı aynen. yollar saçma oluyor. Aynen, zaten hiç alakası yok. İlk Bu bizim geldiğimiz yer galiba. Yani mesela Hansel ve Gretel gibi arkanızda bir şey bırakmanız gerekiyor. Mesela bizim kullandığımız yöntem hep kapalı kapılardan gidelim ve gittiğimiz kapıyı açık bırakalım. Sonra dönerken açık kapı gördüğümüz yerden ilerleyerek tekrardan çıkış kapısını bulabilelim tarzında bir yöntem kullandık. Tabii ki bu bile bir noktada sıkıntıya giriyor çünkü çok fazla kapıdan girdiğiniz için veya işte üst kata alt kata indiğiniz için bir noktada iyice kafanız karışıyor ve kayboluyorsunuz. Bu yüzden oyun hem ses kısmında dediğim gibi çok farklı bir hava katmış ve gerçekten oyunun atmosferini tamamen değiştiriyor. Bunun dışında bu haritayı rastgele oluşturmasıyla birlikte de yine oyunun havasını daha da ileriye götürüyor. O hayatta kalma atmosferini daha da geliştiriyor diyebilirim. Bu iki özelliği sayesinde oyun benim gözümde gerçekten birkaç adım öteye gitti diyebilirim. Şurada bir aydınlık oda var. Buradan bir şey çıkar. Neymiş? Bu nedir? Hop. Benim el doldu. Hop. Aa, oha dur. Bu radyasyon mu yayıyormuş lan? Ama sanki çok değerli bir şey ya. Kanka bunu direkt götürsek mi? Kaç para bu? Parası yok, belli değil para. Dediğim gibi oyunda dikkat etmeniz gereken tonla şey var. Mesela öncelikle canavarlar var. Oyunda sürekli farklı tarzda canavarlar sizin karşınıza çıkıyor. Ve gerçekten çok garip yaratıklar bunlar. Bunlar geriliyorsunuz. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Hava şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Gittiğiniz uyduda bazen bulutlu bir hava olabilir, sisli bir hava olabilir, fırtına olabilir. Mesela arkadaşım fırtına da ölmüştü. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Ona göre gitmeniz lazım uydulara ki bir de zaten canavarlarla uğraşırken işte hayatta kalabilecek miyim, gece tekrar dönebilecek miyim, her tarafta karanlık kayboldum derdiyle uğraşmanın yanı sıra bir yandan da havayla uğraşmayın. Gerçekten inanılmaz sıkıntılı bir durum haline gelebiliyor. Dikkat etmeniz gereken durumlardan biri de şu, dediğim gibi tek kişi de oynayabiliyorsunuz, 4 kişi de oynayabiliyorsunuz. Oyunda oynayan kişi sayısı ne kadar fazlaysa açıkçası biraz daha rahat oluyor. Mesela bir kişiyi gemide bırakıp yönlendirme yaptırabiliyorsunuz. Bu sayede işte bazı kapılardan geçebiliyorsunuz veya kaybolan arkadaşlarınıza hayır oraya gitme buradan dön gibi uyarılarda bulunabiliyorsunuz. Bu sayede kaybolma riski ortadan kalkıyor. Bunun dışında taşıyabildiğiniz eşya sayısı da yani gemiye taşımanız gereken hurda sayısı da sınırlı olduğu için yani eliniz doluyor taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden fazla kişi gitmenin de avantajı var. Atıyorum 4 kişi giderseniz daha fazla ürün getirirsiniz. İkinci kez gitmenize gerek kalmaz. Hava kararmadan tekrar dönmüş olursunuz. Ya da 2-2 bölünürsünüz. Bölgenin daha fazla yerini keşfedersiniz. Bu yüzden de hani oyuna fazla kişi girmenin de evet etkisi var. Bu arada iki kişi girseniz de eğlenceli, tek kişi girseniz de eğlenceli ama co-op olması tabii ki oyun asıl önceliği. O yüzden ne kadar fazla kişi girerseniz hem daha fazla eğlenirsiniz hem de daha rahat edersiniz oyunda. Hayır, bir yandan hava şartlarıyla da çarpışıyoruz arkadaş. Ya yıldırım çarptı ya. Ne alaka o? Gel yine aynı yere gidelim. İnince gözükür diye tahmin ediyoruz galiba. Ya. Şu an Evet, indik. yine gördüm. Evet. Ya yani fo gibi gezegene gitmemek gerekiyormuş. Bunu anladık. Biz bence hiç şansımızı zorlamayalım. Gel başka bir gezegene gidelim. Yerde şey var. Aa. Ördek var. Aa bak bu kapı mesela açıktı. Bu kapı kapanmış. Çık Ne çık 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 çık. oldu lan, görmedim. İçeride seni öldüren kişi var. Vallahi. Peki oyun korkutuyor mu? Açıkçası benim oyuna girmeden önce en çok merak ettiğim konu buydu. Sonuçta arkadaşlarımla girdiğim için acaba korkar mıyım diye bir soru işareti vardı kafamda. Çünkü co-op korku oyunları genelde çok korkutmayan oyunlar oluyor. Biraz da eğlenceli yapımlar oluyor. Ama bu oyun enteresan bir şekilde korkutuyor, evet. Aha dur. Aa. Elektriği Aa. kapattım galiba. Aa her yer kilitlendi mi? Kanka biraz sanki gerilmeye başladık biraz. Sen dur burada.
Dur orada. Sena çok iyi. Tamam. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Tamam. Hala kapalı. Kilitli mi hala? Geldim sen... buraya şimdi. Ne oldu? Karanlıkta duramadım oğlum. İki dakika git, bir deneyeceğim hepsini. Belki ben korkuyorum ya. Bu... Çünkü oyunda çaresiz kaldığınızı hissediyorsunuz. Zaten sürekli kayboluyorsunuz oyunda ve karşınıza birden bir şey çıktığı zaman arkadaşınız da sizi satabiliyor, siz de onu satabiliyorsunuz ve bir yandan ortadan kaybolabiliyorsunuz. Aynı zamanda haberleşme kısmı da arkadaşınızla aranızdaki mesafeye göre değiştiği için arkadaşınızla birlikte kaçarken birden sesi kesiliyor. Acaba öldü mü yoksa bir yerde mi kaldı, onu da anlamıyorsunuz. Bu yüzden yalnızlık hissi sizi iyice boğuyor ve oyun korkutma kısmını gerçekten iyi bir şekilde başarıyor o tasarımlara rağmen. Tamam, devam ediyorum. Şimdi karşıdan devam ediyorum. Tamam, burayı bitirdik. Ben burayı kapatayım. Kapat aynen, o kapıyı kapat. Buradan devam ediyorum. Bir şey aydınlatsa keşke bir. Aha. Bu ne lan? Şey. Acaba bu tüm düşmanları bize çekiyor mu şu an? Korkuttum ya. Neredesin? Aslan bak bak. Dur. Gel. Peki neden sevildi? Ben neden sevdim? Açıkçası ben neden sevdiğimi söyledim. Bu ses kısmı, haberleşme kısmı benim çok dikkatimi çektiğini söyleyebilirim. Yani gerçekten farklı bir şey denenmiş. Ve güzel de olmuş. Oyun atmosferini o kötü tasarımlara rağmen iyice arttırıyor. Bu oyun içerisine girmenizi sağlıyor. Ki normalde bu tarz korku oyunlarını sevmem. Biliyorsunuz işte Dead by Daylight gibi bu korku oyunları insanlar tarafından çok seviliyor. Gerçekten güzel kitleleri var onlar ama bana çok hitap eden oyunlar değiller. Bu yüzden bu oyunu sevmeyeceğimi düşünmüştüm ama bu ses kısmı gerçekten de oyunu bambaşka bir seviyeye götürmüş. Eğlenceli bir hale getirmiş. Peki neden birden popüler oldu? Bunun sebebi aslında çok açık. Yayıncılar sebebiyle. Evet, oyun ilk çıktığında da yine 20 bin kişiye falan ulaşabilmişti. Güzel bir sayı bu aslında. Ama sonrasında 180 bine kadar çıkmasının sebebi büyük bir ihtimalle yayıncıların yayında oynaması. Mesela ülkemizdeki en popüler yayıncılardan biri olan Eren yayında oynadı ve ardından oyun bir yükselişe geçti. Bunun gibi insanlar da hem YouTube'a video atarak hem de canlı yayında bu oyunu oynayarak oyunun popülerliğini arttırıyorlar ve gelecekte ben önümüzdeki süreçte bu popülerliğin daha da artacağını açıkçası düşünüyorum. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelin. Dediğim gibi ben oyunu açıkçası beğendim. Hiç seveceğimi düşünmüyordum. Bu tarz oyunları da hiç sevmem ama gerçekten de eğlenceli bir yapısı var. Uzun vadede eğlendirir mi? Açıkçası bunu bilmiyorum. Çünkü oyunda hani ilerledikçe sadece işte birkaç hurda topladım döndüm noktasından çıkıyor. Geminizi genişletebiliyorsunuz, geminizi geliştirebiliyorsunuz. Oyun biraz daha hani uzun sürede size bir deneyim sunuyor. Tabii ki sonrasında ya bir yerde tıkanacaktır oyun. Her ne kadar rastgele bir oluşturma süreci olsa da bir yerde tıkanacaktır oyun. Bu yüzden hani bazı yenilikler oyuna gelecek gibi duruyor. Yani gelmeli eğer oyun uzun süre oynanmasını isteniyorsa, ki şunu da söylemekte fayda var. Oyun şu anda erken erişimde. Tam sürüme çıkmamış durumda. Bu yüzden hani tam sürüme çıkmasıyla ve gelecekte gelecek olan güncellemelerle birlikte oyun biraz daha geliştirilecektir. Daha böyle uzun soluklu bir oyun haline getirilecektir diye düşünüyorum. Peki sizler bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz oyunu beğendiniz mi? Duymuş muydunuz? Yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bana destek olmak için bu videoyu tam şu anda beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gidiyorum. Git. Platformin ustası git. Ne oluyor lan? Bir şey duydum. Duydun mu sen de? Duydum. Aaa öldüm. Ne oluyor lan? Örümcek saldırıyor. Aa.